Herkese merhabalar, ben Egehan, yine karşınızdayım. Bu sefer bir hafta önceki çektiğim videonun, yani şundan bahsediyorum. Küçük resim hakkında, thumbnail'lar hakkında nasıl olmalı, nasıl yapılmalı, yapılırken nelere dikkat edilmeli hakkında bilgiler vermiştim. İşte mağazadan bahsetmiştik, vitrinden bahsetmiştik. Birçok şeyden örnekler vererek daha anlamanıza yardımcı olacak şekilde aslında konuşmuştum. Şimdi bunun pratiğine gelelim, yani uygulamasına bir bakalım. Bugün sizlerle çektiğim bir videonun küçük resmini birlikte yapacağız. İsterseniz gelin bir Photoshop'a gidelim. Neleri yapıyorum, neleri yapmıyorum veya nasıl yapıyorum onlara bir bakalım. Evet, Photoshop'umuz açıldı. Bundan yeni oluştur diyerek 1920x1080 300 piksel, yani 300 çözünürlükte bir dosya açıyorum. Neden 1920x1080 720p'de açabilirdim ama daha görüntüsü güzel ve keskin olması için, güzel görünmesi için 1920x1080 açıyorum. Bunları oluştur diyoruz. Bir önceki videoda bahsettiğim gibi aslında bu bizim vitrinimiz. Yani bizim bir mankene ihtiyacımız olacak. Orada bahsettiğim gibi o da biziz. Yani kendi bize güzel bir fotoğraf seçelim ilk önce. Ben daha öncesinden fotoğraflar çekilmiştim. Yapacağımız videonun içeriği yuvarlak facecam nasıl yapılır? Bu arada onu da izlemediyseniz onunla kartlara bırakacağım. İzleyebilirsiniz. Çok kolay ve basit bir şekilde anlattım. 2 dakikalık bir video. 2 dakikada her şeyi halledebilirsiniz. Şimdi fotoğrafımızı ilk önce içeri atalım. Bu resimden resme göre değişecektir. Bu benim fotoğraf makinesiyle çekildiğim için raw bir görüntü. Eğer sizde böyle bir şey, yani fotoğraf makinesiyle çekmediyseniz sizde böyle bir şey açılmayacaktır. Bu kamera raw. Bununla ilgili çok bambaşka bir video hazırlamam lazım. Bunu hemen geçiyorum. Ben daha önce ayarlamalarını yapmıştım. Tamama dedik. Şimdi bu içeri aktarsın. Şimdi bu fotoğraf üzerinde ayarlamalar yapmamız gerekecek. Ve bizim küçük resim olacağı için aynı fotoğrafı tekrar kullanmak istemiyorum. Yani bir fotoğrafı da yuvarlak için alacağız. Çünkü yuvarlak facecam nasıl yapılır onu anlattık. Bu yüzden de başka bir fotoğrafa daha ihtiyacımız var. Hemen yine gelelim çekildiğim fotoğraflardan. Şimdi burada bir başka videolar için de çekildiğim fotoğraflar var. Ben şunu seçiyorum. Evet, yine aynı kamera RAW açıldı. Bunu da otomatik şekilde yapmışız. Tamam. Şimdi bunu bir kapatalım. İlk işimiz bizim bu fotoğrafla. Şimdi bu fotoğrafı Ctrl T'ye basarak tuvalimi tam sığacak şekilde büyütüyorum. Ve ayarlamasını yapıyorum. Evet. Şimdi ben elimle bir yeri göstermişim. Yani aslında oraya diğer fotoğrafı koyacağım. Ama ona geçmeden önce ben bu fotoğrafı birazcık daha zenginleştirmek istiyorum. Fotoğrafımın üstüne tıkladım. Seç kısmına geldim. Özne dedim. Bu özne benim o fotoğrafın içindeki olduğum alanı seçecek ve oradan ayırmamı sağlayacak. Ctrl C ve V yaptığım zaman artık ben oradan gördüğünüz gibi ayırdım. Belli başlı yerler var. Orayı siz düzeltebilirsiniz. Ben o kadar çok uğraşmayacağım size göstermek amaçlı. Hemen tak 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 nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi güzel bir alan derinliği vermek istiyorum ben bu fotoğrafa. Şimdi buna da tekrar seçtim, filtre dedim. Bulanıklaştırma galerisi, alan bulanıklaştırmayı attığım anda gördüğünüz gibi ben öndeyim, ben daha görünürüm. Arka planım daha blur, daha güzel, daha sinematik bir görüntü oldu. Burayla işimiz bitti. Aslında arkayı birazcık daha pozlamasını düşürerek karartabiliriz. Daha ön plana çıkartmak amaçlı. İsterseniz onu da yapalım. Hemen şuradan gördüğünüz gibi parlaklık, kontrast değil. Pozlamayı buldum. Pozlamayı da şöyle hafifçe kıstım. Gördüğünüz gibi benim ışığım daha aydınlık. Arka plan daha karanlık bir şey oldu. Ben daha fazla öne çıktım. Tamam. Burayla işimiz bitti. Bunları da kapatıyorum. Hepsini kapattım. Şimdi bir arka planımız var. Bir de bu fotoğrafımız var. Bu fotoğrafta yapmamız gereken hiçbir şey yok. Sadece buradan kendimize bir daire yapıp shift'e basarak yapıyorum. Eğer shift'e basarak yapmazsanız gördüğünüz gibi böyle garip grup halleri bulunacaktır. Shift'e basarak yapıyorum. Bıraktım. Kontürünü buradan beyaz seçiyorum ve buradan 7 yapıyorum. Daha sonra bu fotoğraf bunun altına alıyorum. Yani diğer fotoğrafımızın, gerçek asıl fotoğrafımızın altına alıyorum. O fotoğrafa tıklayıp sağ tık yapıp kırpma maskesi oluştur diyorum. Şimdi gördüğünüz gibi fotoğrafın birazcık böyle sağında solunda kaldı. Bunu da elips 1 yazan yere Ctrl T yapıp düzeltiyorum. Tamamdır. Şimdi bu ikisini bir grup haline getirip artık bunu gruba basıp Ctrl T yaptığımda istediğim gibi küçültüp büyütebilirim. İstediğim gibi oynayabilirim ve kaymayacaktır, bozulmayacaktır. Şimdi diğer fotoğrafımızı açalım tekrardan. Şimdi buna geldik ve yerleştireceğimiz yere bir bakıyoruz. Yerleştirmemiz gereken yer burası çünkü ben elimle burayı göstermişim. Şur birazcık daha büyüttüm. Tamamdır. Şimdi gördüğünüz gibi ben elimle gösterdiğim yer, yani vitrin, benim vitrinimde manken benim ve tişörtüm de yuvarlak olan yer. Tişört siz ne diyor olabilirsiniz, dediğim gibi o videoyu anlamadan, bunu izlemeden bunu izlerseniz birazcık anlam bozukluğu olmuş olabilir. Ama izleyenler için konuşuyorum. Oradaki tişört benim yuvarlak facecam. Bunu birazcık gölge eklemek istiyorum. O grubun altına gölge dediğim zaman ayarları bu şekilde yapabilirsiniz. İsterseniz videoyu durdurup bakabilirsiniz. Ben hızlı bir şekilde geçiyorum. Tamam dedim. Şimdi buna güzel bir yazı eklememiz lazım. Biz neyle ilgili bir video yaptık? Yuvarlak facecam. Bunu yazalım. Buraya clickbait de yapabilirsiniz. Çok basit.
İşte mesela neyi basit? Orada başlığı okurlar. İşte ilk önce küçük resminize bakıp çok basit okurlar. Ondan sonra başlığınızı okurlar. Öyle bir şekilde oltalama sistemi de yapabilirsiniz. Ama ben direkt yuvarlak facecam yazacağım. Zaten insanlar bunu aratıp girecek. Yani bunu arayan insan yuvarlak facecam nasıl yapılır onu izlemeye gelecek. O yüzden ben direkt o şekilde yapacağım. Şimdi büyük harflerle yuvarlak yazdım. Tamam dedik. Bu böyle bir kas. Bir tane daha T'ye basarak, Ctrl T değil direkt T'ye basarak bir de facecam yazdım. Bunu neden böyle yaptığımı size anlatacağım. Şimdi bunlar siyah. Ben bunları genelde daha dikkat çekmesi için altlarına bir dikdörtgen koyuyorum. Hemen onu da yapalım. Buradan aldık. Dikdörtgenimizi yaptık. Kontürünü kapatıyorum. Buradan da siyahı seçiyorum. Yazıya gelip yazımızı da T'ye basarak buraya açabilirsiniz. Normalde bu şekilde olacak siz yazıya tıkladığınızda. T'ye basıp buradan da beyazı seçiyorum. Şimdi gözükmüyor. Neden gözükmüyor? Çünkü dikdörtgen yazının üstünde kaldı. Dikdörtgeni hemen yazının altına alıyoruz ve tamamdır. Şimdi yuvarlak yazan kısmı birazcık büyütelim ve dikdörtgene uyacak şekilde ayarlayalım. Evet bence güzel oldu. Dikdörtgenin birazcık daha üstten ve alttan kırpmak istiyorum. Bunu da Ctrl T yapıp Shift'e basarak buradan ayarlayabilirim. Shift'e basılı tutarak bu arada unutmayın. Tamamdır. Burası oldu. Şimdi buna da daha dikkat çekici için zıt renkler kullanıyorum. Yani nasıl? Şimdi siyah beyaz kullandım. Şimdi siyah zıt ne var? Beyaz var ama beyazı kullandım. Bu sefer sarıyı kullanmak istiyorum ki sarıyı genelde de tercih ediyorum. Benim tercihim hem sevdiğim bir renk hem de güzel gözüküyor açık konuşmak gerekirse. Yani siyahla sarının uyumunu beğeniyorum. Aynı şekilde buraları da hızlı şekilde geçiyorum. Hemen buradan sarımı aldım. Dikdörtgenimin yazımın altına attım ve tamamdır. Facecam'i buradan birazcık büyüteceğim. Ortaladım ve bunları da grup haline getiriyorum. Buraya hemen yazalım. Facecam. Daha sonra yuvarlak yazan ve dikdörtgeni de gruplayalım. Buraya da yuvarlak yazdık. Tamamdır. Şimdi bunların boyutunu ayarlamak istiyorum. Facecam'e geldim. Facecam'i büyütüyorum. Şimdi ne oldu? Biz kapandık. Yani buraya yuvarlığa da gelelim. Onu da yapalım ki göreceksiniz. Şöyle ayarladım. Tamamdır. Şimdi ne oldu? Benim yüzüm kapandı. Ya ben mankenimi kapattım aslında baktığınız zaman. Ben bunları mankenimin altına almak istiyorum. Yani hem mankenim güzel gözüksün, net gözüksün hem de yazılarım net ve güzel gözüksün. Bu arada neden bunları bu kadar büyük yaptım? Şöyle, herkes bilgisayar ekranından izlemeyebilir. Tabletten izleyen var. Tabletini bazı ekranları büyük oluyor ama telefondan izleyenler ve orada küçük resime bakanlar için gerçekten çok küçük gözüküyor bazen. Onun için de şöyle anlaşabiliriz. Şimdi ben buraya eğer şöyle yapalım, bir örnek yapalım. Egehan Ertan yazdım. Bunu da gittim bembeyaz yaptım. Bakın aslında ne kadar küçük. Şimdi ben bu yazıyı bu şekilde yazsaydım telefon ekranından şöyle bir şey olacaktı. Gözükmeyecek yani. Ama benim yazdığım büyük yazı her şekilde gözüküyor. İstersem küçülteyim, daha da küçültebilirim. Bu kadar küçük olmayacaktır hiçbir yerde ama isterseniz daha da küçültebilirsiniz. Yine de okunacak. Ne olduğuyla alakalı bir ilgili yazı da yazdık. Bunu siliyorum hemen. Şimdi gelelim şu bizim mankenimizi öne çıkartmaya. Benim mankenim aslında bu. Doğru mu? Diğer resim çünkü bulanık. Ben bu resmi alıp en üste çıkartıyorum. Ve artık hem yazılarım güzel bir şekilde gözüküyor hem mankenim. Aslında bu kadar basit. Yani dikkat etmeniz gereken şeyler bunlar. Bir oltayı atıp sadece balığın gelmesini bekleyeceksiniz. Oltayı atmak güzel bir fotoğraf kalitesi. Anlatmak istediğiniz şey clickbait olmasa da dikkat çekici bir yazı. Hepsi bunlardan ibaret. Sizler için güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Faydalı içerikler üretmeye çalışıyorum. Tabii ki de bunu yapma şevkim eğer beni beğenirseniz, videomu beğenirseniz ve kanalıma abone olursanız daha da fazla artacaktır. Ve bu şekilde merak ettiğiniz şeyler varsa mesela Egehan şu nasıl yapılır kanka tarzı söylediğiniz şeyler varsa veya sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlarda kesinlikle belirtebilirsiniz. Dediğim gibi hem algoritmayı güçlendirmek adına hem de beni şevklendirmek adına kanala bir abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.